Samanyalar, Kaynaklar ve Problemler başlıklı konuşmasını yapacak. Ben bugün burada söyleyeceğim bütün sözler sadece ve sadece yabancı buhar kampanyaları üzerine, Türk buhar kampanyaları üzerine hiçbir şey söylemiyorum. Bugün ufak bir buharlar üzerine girizgah yapmak istiyorum çok kısaca. Osmanlı gelen buharlı dönemine geç kaldığını ifade etmesi durumunda. Şimdi buhar makinesiyle ilgili Batılılarda ilk düşünce M.Ö. 2. yüzyılda ortaya atılmış. Çünkü tabii çok ilkel olmakla beraber şimdi sayesi yapılmış. Ve o dönemden itibaren çeşitli kereler kendi giden gemiler üretmek için fikirler de oluşturmuşlar. Makineden bağımsız olarak. 17. yüzyılda ise buhar makinesiyle ilgili ilk çalışmalar başarılı bir şekilde her ne kadar zaman zaman patlasa da çok yetkili kesimde kullanmış. Hemen bunun bir yüzyılda, 18. yüzyılda da bu makinenin deniz araçlarının kullanmasına geçilmiş, çalışılmış ve başarılı da olunmuş. Yüzdürme bakımından başarılı olunmuş ama ticari anlamda bir başarının elde edilebilmesi ancak 19. yüzyılın başında Robert Fulton'ın Hudson'ın evlerinde 1800'de yaptığı denemeden sonra gerçekleşecek ve bundan sonra gelişme çok hızlı bir şekilde oluyor. Her 10 yılda bir, 19. yüzyıl boyunca aşamalar kaydedilecek ama buharların ilk dönemine dikkat çekmek istiyorum. İlk dönem, ilk 30 yıllık dönemdeki buharlılar, buharlıların %90'ı makineler, çarklar, mürettebatın kalacağı yerler, mürettebatın kendisi ve yakıt buharlılar. Dolayısıyla sadece %10'luk bir kapasite yük ve yolcu taşımak için kullanılabiliyordu. Yükten yolcudan kastettiğimiz de şu, stratejik belli başlı atık ürünler, bilhassa bilgi yani posta, yolcudan bahsettiğimizde işte bir uzay seyahatine çıkan macera, karakter, zenginler gibi o deneyimi yaşamak isteyen vatandaşlar uzunca bir süre 1800'den sonra 1817'lere kadar bu şekilde ve nehirlerde başlıyor aslında buharların serüveni. Nehirler bir süre devam ettikten sonra denizlere de açılıyor. Yani şu ufak bir istatistik vereyim ve bu konuyu kapatayım. 1831 yılında dünyadaki toplam buharlı tonajı 32 ton. 1876 yılında ise 103 kat artmış oluyor 45 yıl sonra ve 3,5 milyon tona yaklaşıyor buharlı tonajı. Ve bu gelişme yaşanırken bir yandan toplam tonaj artarken gemilerin bireysel tonajı artıyor, hızları artıyor ve ucuzluyor gemiler. Hem yakıt tüketimleri azalıyor hem de bir yerden bir yere geçişteki süreçleri azalıyor. Bu süreçleri, bu bahsettiğim süreçlerin hiçbir geliştirilmesinde Osmanlı'nın bir payı yok. Bunların tamamen dışında kalıyor. Aslında 1820'lerde önce Mısır'da, daha sonra İzmir limanında, en son olarak İstanbul limanında bir buharlı görünüyor. 1828'de Osmanlılar bir buharlı satın alıyorlar. Ama bu ilk etapta oyuncak gibi kullanılıyor. İşte bir saltanat mensupları bir yerden bir yere gitmek için kullanıyorlar. Bununla ilgili bir düşünce başta geliştirilmiyor. Mısır örneğine bakılana kadar. Ve örgütlü yapı da ancak yabancı buharlı kumpanyaların 1830'ların ikinci yarısında Osmanlı limanlarının görünmesinden sonra 1840'larda başlıyor. Ve şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman Osmanlı'nın teknolojisini üreten kanatta olmadığı için buharlılar konusunda yeterli parayı ayırabilmiyor. Şimdi donanmanın 19. yüzyılın ikinci yarısının gelişimiyle ilgili, gelişememesi, çok para harcanmasına rağmen gelişememesi ile ilgili konuşuyoruz. Şimdi ben mesela Avusturya'da buharlı kumpanyası üzerine tamamladığım çalışmamı 1830'ların ikinci yarısında kuruluyor. 1840'da bir filosu var. 1850'de bu filonun %85'i değişiyor. 1860'da %100'ü değişiyor. 1870'de %60'ı değişiyor. 1880'de %100'ü değişiyor. 1890'da tekrar bir yarısı daha değişiyor. Ve her 10 yılda bir tamamen makineleriyle vesaire güncellemek zorunda çünkü rekabetin içerisinde kalmak zorunda.
İşte buradaki güncellikleri gemiler giriyor. Onlar da Osmanlı gibi teknolojiyi dışarıdan satın alan devletlere aktarılıyor. Ve şöyle ortalama bir istatistik tam anlamıyla bir hesaplama yok ama Osmanlı'nın toplam deniz nakliyat trafiğinde yabancı buharlı kumpanyaların payı %50'ye yakın hem uluslararası nakliyatta, üstelik de bunlar Osmanlı kendi limanları arasında da taşımacılık yapıyorlar. Dolayısıyla Osmanlı gerek sivil nakliyatı, gerekse belli kalemlerdeki devlet nakliyatını ortaya koyabilmemiz için buharlı nakliyat kumpanyalarını mutlaka araştırmamız ve ortaya çıkarmamız lazım. Ben öncelikle bu hangi buharlı kumpanyaları vardı? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. En önemlilerine sadece burada zikredeceğim ama bir farklı. Onlarca buharlı kumpanyası olduğu gibi de tüccar vakıfı tabir ettiğimiz bir kişiye ait bir buharlı, iki buharlı gibi çok yüksek sayıda buharlı Osmanlı limanlarına gidip geliyor farklı bandıralarla. İlki Avusturyalılara ait Dört Buharlı Kumpanyası düzenli seferlerde Osmanlı limanları ilk başlıktan. Bir diğeri Fransızların Mesajeri Maritim Kumpanyası 1820'lerde geliyor. Bir diğeri Rusların Odessa diğerinden Rus Buharlı Nakliyat Kumpanyası. İngilizlerin meşhur Rusların Oriental Kumpanyası çok kısa bir sürede olsa geliyor. Daha ziyade Anadolu limanlarındaki faaliyet İngilizlerin Belzejanör Kumpanyası yürütüyor. Macarların bir Adria Kumpanyası var. Bunun haricinde esasen Osmanlı bandırasını bulup da daha sonra bandıra değiştiren ve yabancı kumpanya ünlüğü gelen kumpanyalar var. İşte Hıdivi kumpanyası bunun en net örneği. Günümüz bandırasını devam edecek hayatına. Nehirlerde hayatiyetini sürdüren kumpanyalar var. Mesela bir tanesi su üzerinde Avusturya Tuna Buharlı Kumpanyası. Bununla ilgili bir nehirler görürsen kumpanyada bir nehir sunmuştum. Şarkıca basarsa Fırat Dicle üzerinde Linç şirketi var. Onların ekonominin yanında siyasi bir faaliyetleri de var. Yani var oldu var. Daha fazla bu bahsettirmek istemiyorum. Bunların araştırma metodolojisine hemen geçmeye çalışacağım. Ben şimdi ilk etapta araştırmaların, bunu şu an araştırmaların geçmişinden bahsedersem, bunlar uzun soluklu yüksek ciro şirketler. Dolayısıyla zaman zaman prestijlerini ifade etmek için ısmarlama tarihler yaptırıyorlar. İlk başvuru kaynaklarımız da bunlar oluyor. Bu kaynaklardan daha detaylı sonra bahsederken bunları kullanmakta dikkat edecek hususlardan söz edeceğim. 20. yüzyılda ise modern tarihçilik metotlarıyla yabancı araştırmacılar çeşitli monografiler kaleme aldılar. Ben 3 tanesini sadece ismini Türkçe olarak yapmaya çalışayım. Bir tanesi Peninsüler Oyantlar üzerine Feda Harbour tarafından 2006'da yayınlanan Emperyalizm Bayrak Gemileri, Peninsüler Oyantlar şirketi ve İmparatorluğun 1867'ye kadar bir siyaseti başlıklı çalışma. Bir diğeri Avusturya Nord üzerine önce doktora tezi olarak 1975'te Ronald E. Bruns tarafından basılan Vakurlar, Devlet Adamları ve Bürokratlar Avusturya Nord Buharlı Kumpanyası karşısında Avusturya'nın siyaseti 1838-1848 başlığı taşıyor. Ve Mesajeri Maritim üzerine de Fransa'nın en büyük navigasyon şirketi Mesajeri Maritim 1871-1894 başlıklı Fransız Akvanyası tarafından yapılan bir detaylı bir çalışma mevcut. Türkçe'de ise Türk kumpanyaları üzerine yapılmış çalışmalar olmakla beraber işte İtlat'la gelenler, Alem Gül Hoca'nın Haliç Kutuları, Mübat Hoca'nın Bizim Körfezi'ndeki Hamidiye Okulları gibi çalışmalar var. Yabancı kumpanyalar üzerine çok nadir çalışmalar var. İlk bir yabancı kumpanya sayabilirsek eğer 2003'te danışmanın İnan ikinci tarafından yayınlanan Hacı Davis isimli vakıf kumpanyası Amerikan boykotu başlığını taşıyor. Bu Hacı Davutken daha sonra çeşitli imkanlardan faydalanmak için bandırasını değiştiriyor. Amerikan bandırasına geçiyor. Onun hikayesi anlatılıyor. Yine İnan ikinci tarafından 2006'da Keyifkeş'te yabancı vakıf kumpanyaları ve imajları hakkında başlıklı bir makale yayınlandı. Bu makale daha ziyade Osmanlı eğitimi ve devlet adamının limanlarına
akışını ele alıyor. Aynı yıl içerisinde Tanju Demir'in sıklıkla refer edilen Osmanlı İmparatorluğu'nda deniz posta taşımacılığı ve kampanyaları başlıklı bir makalesi daha yayınlandı. Ondan sonra monografik boyutta zannedersem bir blind çalışma tarafından 2013 yılında tamamlanan doktora tezi çalışması Avusturya Boykot Kampanyası'nın Osmanlı isimlerindeki faaliyetlerini başlığı taşıyor. Hemen benim ardından Hükümetli Dostum Süleyman Uygun, Mesajeri Maritim Kampanyası ve Osmanlı Devleti'nde Fransız Sömürgeciliği 1851-1914 başlıklı doktora tezinde başarıyla savundu. Ve geçen hafta da Ankara'dan güzel bir haber aldık. Mesut Karakulay dostumuz Odessa Kampanyası ve Osmanlı Rus ticareti başlıklı bir doktora tezi çalışmasına başladığını ilan etti. Şimdi yabancı buharlı kampanyaların çalışmasına başlarken benim naçizane tavsiyem önce yabancı kaynakların taranması. Çünkü bizim arşivdeki belge özetleri okunduktan sonra çok fazla sayıda daha sonra kullanmayacağımız belgeleri aldığımızı fark ettik. Oysa ki yapılmış yabancı çalışmalardan ve yabancı arşivlerdeki belgelerin toplanmasının ardından bu işi bilseydik Osmanlı arşivindeki çalışmamız daha kısa sürede tamamlayabilecektik. Ama şunu söylemek lazım. Yabancı kaynaklar, yabancı arşivler ve Osmanlı arşivindeki bilgiler birbirlerini tamamlayıcı bir nitelikte. Bu yüzden daha ferah bir çalışma, tekrarı kaçmayan ferah bir çalışma yapılacağını sunuyor. Yabancı kaynaklar çok fazla konuya temas ediyorlar. Dolayısıyla Osmanlı arşivinde çok farklı sayıda tasnifte karşımıza çıkıyorlar ama tahmin edileceği üzere en mühimi hariciye tasnifte altındaki fonlar ve yıldız tasnifinde de bunların zararlı faaliyetleriyle ilgili çok fazla sayıda belgeye ulaşmak ve doyurucu belgeye ulaşmak mümkün. Bu yüzden de Mübarek Hoca da uyarmıştı. Bu en azından bu konulara çalışacak olan arkadaşlar hariciye ve yıldız fonunu kelime tabanlı taramayla değil, cümle tabanı tarayarak göz atarlarsa daha faydalı olacaktır. Çünkü ben Lloyd kampanyasının özetlerinde 9 farklı yazılışını tespit ettim. Lloyd'de başladı, Melik'e kadar gitti. Daha da ötesi kampanyaların birbiriyle karıştığını fark ettim. Hiç kumpanya ismi anılmadan kumpanyadan bahsedilen çok fazla sayıda örneğe rastladım arşivde. Bir diğer kaynak ben üzülerek söylüyorum çok istediğim ölçüde yararlanamadım Beşiktaş Deniz Müzesi arşivinden. Çünkü defter taramak konusunda bazı sıkıntılarla karşılaştım. İki defter tarayabildim. Buradaki aldığımız güzel haberlerden sonra o eksikliğini inşallah yayın aşamasında tamamlayacağımı düşünüyorum. Yabancı arşivlerden bahsetmemiştim. Hangi kampanya araştıracaksa o devletin arşivleri mutlaka bakılacak bir hepsini tek tek sayamayacağız burada ama bize asıl hizmet veren ilgili devletin konsolosluk raporları oluyor. Burada benim görevliliklerim arasında mesela Avusturya Konsolosluk raporları daha ziyade diplomatik hususları tutulur ediniyor. İngiliz konsolosluk raporları hepsinin içerisinde çok daha bütünlüklü. Çünkü mesela Fransızlar kendilerinden bahsediyorlar. Diğer devletlerin faaliyetlerini, diğer devletlerin kampanyalarının faaliyetlerini çok fazla süren bir şekilde aktarmıyorlar. İngilizler kendi faaliyetlerini diğer devletlerle karşılaştırmalı bir şekilde raporlarına yansıtıyorlar. Daha bütünlüklü oluyor. Konsolosluk raporları sıklıkla kullanılan kaynaklar olduğu için onların detayına burada konuşmada girmeyeceğim ama bizi çok ilgilendiren, mutlaka görülmesi gerektiğini söyleyeceğim ama benim çeşitli sebeplerle göremediğim acem raporları var. Şimdi bu yabancı kampanyalar her neredeyse gittiğinde burada liman kentinde bir acente istihdam ediyorlar. Mesela Avusturya örneğinde istihdam edilen acenteler aynı zamanda Lloyd'un postane memuru olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Fahri Avusturya konsolosu olarak görev yapıyor. Ve bu acenteler aylık raporlar gönderiyorlar merkeze. Bu raporlar çok detaylı. Yani şöyle söyleyeyim. İşte pamuk
nasıl geldi? İşte balyayla mı geldi, farklı bir yöntemle mi geldi, farklı yöntemle gelen pamukları ayrı bir şekilde ifade ediyor. Çin pamuğu, ham pamuğu vesaireyi ayrı şekilde ifade ediyor. Hepsinin tonajlarını tek tek yazıyor. Bunun yanında acentenin muhatap olduğu iki durumlarla ilgili çeşitli yorumlarda bunu akıl danışıyor merkeze. Neler yaptığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu yüzden çok mümkün bir kaynak. Ben üzülerek kullanamam onun sebebini de söyleyeyim. Çalıştığım şirket 2007 yılında bir şirket evliliği gerçekleştirdi ve öyle evliliğin şirketiyle birleşti. Bunlar buradan hiçbir şekilde kimseden bir muhatap bulamadım. Şirket ajente raporlarında Trieste'de Palazzo'dan doğru denilen bir binada bulunuyor. Bu bina 2008 yılında tadilata girmiş. Onu da tesadüfen şirketin kurumlarında kaptanlık yapan bir vatandaşın forumundan öğrendim, internette bir forumdan. Çünkü hiç kimseden cevap alamadım, yani nerede olduğunu bulamadım. En son 5 ay önce bakmıştım, hala tadilat bitmemişti. Türk işçi tadilat bakıyorlar anladığım kadarıyla. Onu da takip etmeye devam ediyorum. Ama Fransız şirketi çalışacak olanlar için çok güzel bir arşiv vardı. Beş Bölge Fransız arşivlerinden bahsetti. Bu sadece bizim alanı ilgilendiren bir arşiv. Fransız hatları arşivi diye geçiyor Havre kentinde. Ve hasaten mesajları tarafından finanse edilen bir arşiv. Yani özel bir şekilde finanse ediliyor. Çalışma koşulları çok rahat. Ajanslı raporları var burada. Şirketin devletle olan ilişkileri var. Topladığı görseller var, mühim aldığı veraklar vesaireler var ve bunları alabilmek, edinebilmek de çok rahat. Bu arşiv özellikle şu an şunun için zikrediyorum, 19. yüzyılda, 19. yüzyılın hasreden yeni yarısında liman kentlerinde çalışacak için ve çalışacak olan araştırmalar için bulunmaz bir liman, bulunmaz bir kaynak. O yüzden ismen de olsa diğer etmesini isterim. Ben kanalının sorulara döndüm. Aslında güçlüklerden bahsetmek istiyorum ama bizim alan çok yalnız, çok kalabalık olmak istiyoruz. Güçlükleri söylemeden insanları davet etmek istiyorum. Daha çok çalışacak gerçekten çok fazla sayıda şey var. Teşekkür ederim. Evet, sorular için daha bol vaktimiz oldu böylece. Zannediyorum 28 dakika sorulara ayırabiliriz. Teşekkürler Sunum için, efendim hocam. Osman Deniz Ticareti için kampanya oranını 1880'lerde %2'lik bir rakam söylediniz. Bunun kaynağı nedir birincisi? Bu dönemde ciddi bir Osmanlı bandırılığı gözüyle baktığımız zaman ciddi bir Osmanlı ticaretinin evliliğinde ticaret yenilmesi olmadığını görüyoruz. Hatta bununla ilgili Yunus Paşa'nın da bir raporu var. Şirket ihaleleri, bununla ilgili yapılan işte tepkilerle ilgili bir rapor ve burada aslında Osmanlı sahiplerinin ve deniz ticaretinin potansiyeline ciddi vurgular veriliyor. Acaba bununla ilgili neden söyleyebilirsiniz ve o söylediğiniz rakamın hani değerlendirmesini yaparsak çok memnun olacağım. Tamam. Şimdi öncelikle o rakamın tam olarak hesaplanmadığını ama çeşitli örneklerden üzerinden tahminen ifade ettiğimiz bu rakam daha da fazla da olabilir ama daha az olacağını tahmin etmiyorum. Ben aslında biraz muhafazakar yaklaştım konuya. Bandura ile ilgili şöyle bir şey aslında olsaydı. Hocam tahmini olarak ifade etmek söyleyeyim. Bandura aslında Osmanlı bandası bence daha sık görülüyor, daha fazla geliyor. Çünkü küçük yelkenleri vesaireleri de Osmanlı bandırası görüyoruz ama buharlı olsun, yelkenli olsun, taşıma kapasiteleri bunlara göre çok sayıda çok az. Ve bir de yani çok üzülerek söylüyorum, Osmanlı içerisinde bu yabancı kumpanyalar Osmanlı devletinden daha iyi bir ajanteyi alıp kurmuşlar. Daha ucuza mal satın alıyorlar ajanteler ve tüccarlar bunları tercih ediyorlar, mallarını liman kentlerine getirenler çünkü daha düzenli bir şekilde geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bunların navlun bulmak gibi bir dertleri yok, navlun reddediyorlar
ve birçok örnekte liman kentlerine gelen tüccarların şikayetlerini görüyoruz. Benim namlarımı almadı, bozuldu diye. İşte niye Osmanlı kumpanyasına vermedi? Cevabı yok. Çünkü işte şimdi bir sözü görüyoruz. Adam vermiş bozulabilecek bir malını, işte taze meyveyi vermiş. Trabzon'dan hareket edilmiş gemi. Giresun'da bozulmuş, çürümüş malı. Bunu yaşamak istemiyor o tüccar. Osmanlı o düzenlemeleri yapamadığı için bir problem yaşıyor. Ama problem bir diğer yönde var. Şimdi siz bir girişimde olduğunuzu düşünün. Osmanlı bandırasıyla bunlarla rekabet edeceksiniz Osmanlı bandırası içerisinde. Bunlar sizden daha az harç ödüyorlar pek çok kalemde. Daha ucuza taşımacılık yapabiliyorlar bu krizde. Biliyorum, yeterli olur. İç hatlarda Osmanlı bandırası sebepleri değil mi aslında? Daha az sebepleri. İç hatlarda kendi bandırası. Osmanlı bunu çeşitli dönemlerde engellemeye çalışıyor. Yani diyor ki, senin bir tane gemin var arkadaş, ben bunu tespit ettim. Boğaz'dan hiç geçmiyor Akdeniz'e doğru. Sürekli İstanbul'dan Batı'ya kadar gidip gidip geliyor ve bu derece küçük kabotaja girer. Odesse'de duyarsak adam da gidiyor, Odesse'de buluyor arada, bağlı olmasa bile. Yani yeni değişikliği yapıyor. Bundan siliniyor Osmanlı'yı engelliyor. Başka var mı bu soru?